Başucu bana doğru geldi. Savruyorum. Aydemir abiyle ilgili yorumlarımız. Ben de özür dilerim. Ama bu süreli bu olay internette viral olmuştu. Kulpaçino filmleriyle. Özür sendeler mi? Yeni derdi. Abi gel. Şafak baba yürü. Gel abi. Ruhi için Allah rızası için el Fatiha. Başını sağ olsun abi. Canım hiç. Yok yok. Bana hiçbir şey sormayın yok, ne olur. Lütfen. Hiçbir şey. Tamam. Hiçbir abi, şey. Başını bütün sağ olsun. Arkadaşlara da söyleyin. Tamam. Hiç sevmediğim şeyler. Tamam Erdin Çavuş. Yani. Tamam sen nasıl istersen abi. Ne sorulacak? Abiniz nasıl bir insandı? Ha? Ne diyeceğim? Herkesin bildiği şey. Lütfen. Tamam. Gözünüzü seveyim. Tamam Erdin Çavuş. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, çok sağ teşekkür ederim. Valla şu anda yani büyük bir Galatasaray'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hem Türk sinemasına dediğiniz gibi Türk tiyatrosuna büyük hizmetle vermiş. Çok değerli bir Galatasaray'dı. Hastanede ziyaret ettim kendisini. Fakat yakalandığı hastalıktan kurtulamadı. Kendisini özleyeceğiz. Mükteden tavrıyla ve Galatasaray'lı duruşuyla. Her zaman bizim abimizdi. Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde uyusun. Değerli ailesine sabır diliyorum. Söyleyecek fazla bir şey yok. Yani Aydemir abiyi kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu zaman içinde daha iyi anlayacağız. Bu akşam taziyesi var. Hem Galatasaraylılar olarak hem Türk sineması olarak. Bundan sonraki dönemde kişilere ışık tutması için Galatasaray Spor Kulübü olarak da elimizden geleni yapacağız. Efsane. Yani neler söyleyeceksin Mehmet abi? Ya söylenecek, ya sözün bittiği yer çok değerli bir insan. 3 yıl önce, 4 yıl önce pardon bir sinema filminde birlikte çalışma lütfuna eriştim. Gözlerin çok güzel ışıldıyor senin demişti. Çok etkilenmiştim ya. Çok güzel bir insan yani. Her ölüm beklenmedik bölümdür tabii, ama tabii. Bu sanki çok daha beklenmedik bölümdü. Evet yani hem Galatasaray için hem tiyatro için hem sinema için çok özel yeri olan bir insandı. Yani aykırı davranışlarıyla bile çok özeldi. O aykırı ruhu bile ona başka bir kimlik getiriyordu. Çok seviliyordu. Büyük bir kayıp yani. Söylenecek başka bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hepimize. Benim söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Başımız sağ olsun. En son filmde biliyorsunuz beraber çalışmıştık Colpacino'da. Hani uzun zamandan beri zaten bizim abimizdir kendisi. Belli bir dönemden beri zaten tedavi görüyordu. Kanseri atlattı, sonra tekrar oldu vesaire. Ama işte günün sonunda hepimizin malum, hepimiz bu ölümü yaşayacağız. Allah hayırlı ölüm versin diyorum. Çok iyi bir insandı. Biz de her zaman abilik yapmıştır. Bizim için önemli bir karakterdir. Yat diyar cennet olsun diyorum. Sinema, sinema, evet. Sinema. Son nefesine kadar. Colpacino filminde tedavi görmesine rağmen, kanser tedavisi görmesine rağmen tedaviyi görüyor. Hastaneye gidip çıkıp tekrar filme, sete geliyordu. Setten çıkıp hastaneye gidiyordu. O filmi çekmeden, hep zaten söylediği tek bir şey vardı. Ben bu filmi çekmeden ölmeyeceğim. Ben bu filmi mutlaka çekeceğim. Hep her seferinde onu söyledi ve her seferinde de ısrarla tedavi görmesine rağmen, acı çekmesine rağmen yine geldi o filmde oynadı. Son dakika kadar her zaman mücadelesini verdi yani. Sakin. Ölüp cenazeye saygı bırak. Ona saygılarımı iletiyorum.
macerasını ve yeteneklerini bilen insanlar aslında ona biraz da haksızlık ediyor. Sonunda diyor yalnız sinema değil. Aydemir abi, Türkiye'nin en yetenekli oyuncularından biridir. Bunu kendisi Şafak mı? Şafak. 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 Ama o Şafak abi seslenebilir miyiz? Şafak. Kendisi müddeten kaldı. Galatasaray'a olan sevgisi hepimizin hatırasında yaşıyordu. Şunu ifade etmekle başlamak istiyorum. Bir genel kuruldayız. Galatasaray Spor Kurulu genel kurulu. Aydemir abinin şu sözleri hepimizin hafızasını ve alkışlarla karşılayacak. İfade ettiği şey şu. Hayattaki her türlü değerinden vazgeçiyor ama Galatasaray'dan vazgeçmiyor. Bu hala hatıralarımızda yaşıyor. Arkadaşım şu telefonları rica etsek. Aydemir abi sinemanın her döneminde var. İyi gününde var, kötü gününde var. Sol diyeceğim sinemayı. Yaparım abi. Arkadaşım ben geldim buradan dedim. Ben gittim de yarım sonra sonra canlı teslim etmiş. Beni bekledin Aydemir. Teşekkür ederim. Çok büyük bir değeri kaybettik. Aydemir abi hayatı, yaşamı sinemaydı. Son Kolpaçino filminde de duygusal bir sahnemiz var. Birlikte oynadık onunla. O sırada da kanser tedavisi görüyordu Aydemir abi. O kadar sinemaya aşıktı düşünün. Tedavi görüyordu hastanede. Geliyordu, sahneye çıkıyordu. O haldeydi. Ondan çok şey öğrendik. İyi olmayı öğrendik. Gülmeyi öğrendik. Ders, hayattan ders almayı öğrendik. Şimdi argo olacaktı. Küfürü çok güzel söylüyordu. Yattığı yer incinmesin inşallah. Yani o kadar bir insana küfür yakışır ya. Aydemir abiye yakışıyordu. Herkese de yakışmaz. Mekanı cennet olsun. Büyük ustaydı. Tanımaz mıydı? Beş köyde olmuş. Evet. Götüme dönmüştü. Arkadaşlar. Ya baba da orada. Ha orada mı? Beraber de gidiyor. Arkadaşlar seni boşaltalım. Lütfen. Boşaltalım. Biz yapacağız. Nereye geldin? Evet kimseyi bırakma. O taraftan tut. Arkadaşlar lütfen lütfen boşaltılır mıyız? Şurada alırız arkadaşlar. Usta sanatçı Aydemir Akbaş'ın cenazesinde yakın dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses'in aracının önünde ve arkasında uzun kuyruklar oluştu. İbrahim Tatlıses'in hayranları ünlü sanatçının aracının önünde ve arkasında fotoğraf çektirmek için saatlerdir bekliyorlar. Zaman zaman gergin anların da yaşandığı araç önünde şu anda Derya Tuna geldi. Kendisi de hayranların arasından güçlükle geçebildi. İbrahim Tatlıses'in aracına ulaşabildi. Çok tanıyorum.
Hadi Şafak abi. Ana. Buyurun abi, siz başkasını topla önden. Yemek ister misin? Yok. Rica ediyoruz. Arkadaşlar yolda aşalım. Şöyle geçelim. Arkadaşlar ki karşımızda. Ön tarafa. Evet. Başınız sağ olsun. Candan Hanım. Baş sağlığı. Neler söyleyeceksiniz? Cümlenin fiili var mı? Baş sağlığı dilemek, ne dediniz? Duyamadım. Baş sağlığı dilemek istediniz. Peki çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz neler söylediniz? Başımız sağ olsun. Mikrofonu indir. Valla bizim abimizdi. Uğurlamak için buradayız. Son görev. Peki çok teşekkürler. Çok severdik. Peki çok teşekkürler. Sağ olun. Dikkat et abi. Lan telefon yanında değil. Sen çek. Dışarı Allah rızası için el Fatiha. Devamı gibi şuradan be. Ayıptır be. Düğünce ne kim burası ya? Ruhi için Allah rızası için el Fatiha. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته عليهم أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Allah kabul eylesin. Merhumu son kez haklarınıza helal ediniz. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Türk sineması adına çok büyük bir kayıp. Burada hep beraber son yolculuğunu uğurladık ona. Evet. Neler söyleyecek size? Çocukluğumuzun filmlerini geçtiği önemli bir aktördü ve bir kere tanışma şansım oldu. Nihayetinde ölümlü dünya. Son görevlerimizi birbirimize yapmamız gerekiyor. Biz de bu sebepten dolayı buradayız. Herkesin başı sağ olsun. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gel, çeksene. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun. Allah'ın yardımcısı olsun. Allah'ın yardımcısı olsun. Allah'ın yardımcısı olsun. Sağ olun.